Takılar günümüzde aksesuar olarak tamamlayıcı bir nitelik taşıyor. Birçok kişi gümüş takıları kıyafetlerine göre kombin oluşturarak seçiyor. Bu da tarz olmanın önünü açıyor. Fiyat açısından ekonomik olması ve kaliteli tasarımlar oluşturması tercih edilmesini etkiliyor. Toplumun birçok kesimi gümüş takılardan vazgeçmiyor. Vazgeçmedikleri bir şey daha var, o da güvendikleri firmalar. Ordu'da bu güveni karşı tarafa veren, birbirinden güzel takıları müşterileriyle buluşturan, gümüş takı sektörünün genç ve başarılı temsilcilerinden İrfan Öztürk'e konuk oluyor, gümüşe ve sektöre dair birçok şeyi konuşuyoruz. Ordu Gölköylüyüm, orada doğdum. İlkokulumu Gölköy'de okudum. Ortaokula Ordu'ya geldim. Ve küçük yaşta bir vesileyle yaptığım işin atölyesiyle tanıştım. Altın tasarım atölyesi. Yani burada altınlar tasarlanıyor, yeni modeller üretiliyor. Bir vesileyle orayla tanıştım ve orada çıraklık yapmaya başladım. Askerlik gibi bir sistem var. Yani disiplinli bir sistem var. Ustam bana işi öğretir. Ben de yapardım. Yani gösterirdi, bana tarif ederdi. Bu şekilde oluyor, bu şekilde oluyor. Bu şekilde yıllar geçtikçe tabii tecrübeleniyorsun ve işi öğreniyorsun. Ve işimi çok sevdim. Ve işimde başarılı olmak için elinden geleni yaptım. Ve işimde usta oldum. Ardından bir askerlik sürecim oldu. Ve askerlik bitti ve işime geri döndüm. Ama işimde hak ettiğimi alamayınca kendi işimi kurmaya karar verdim. Bu işe bir aracım vardı, araba. Onu satarak başladım. Zorlu bir süreç oldu benim için. Çünkü yaşım çok gençti ve istediğim her şeye sahiptim. Yani bir işim vardı, bir arabam vardı. Ama bana daha fazla bir gelecek vaat etmediği için kendi işimi kurmak istedim. İşçisi olduğu sektörde artık işveren pozisyonuna gelen genç ve başarılı iş insanı İrfan Öztürk'ten başarıya giden yolda cesur ve kararlı adımların ne kadar önemli olduğunu anlıyoruz. Ben yapabilirim dediğim şeyi yaparım. Yani elimden geleni yaparım, elimden gelen her şeyi yaparım. Ne olursa olsun noktayı koyarım, yaparım yani. O yüzden hiçbir şeyim olmasa da bu bana bir engel değil. Çünkü bir şeyler üretirim ve yaparım. Hani bir hedef koyarım ve o hedef için çalışırım ve sonuca ulaşırım. Yani yaptığım hiçbir işe başlarken korkmadım. Hayatta hiçbir şeyden de öyle korkarak ilerlemedim, korkarak adım atmadım. Çünkü bir kere geliyoruz bu hayata. Ha, tabii ki hayata bir kere geliyoruz diye efendim çığınından çıkartmamak lazım bazı şeyleri. Dozunda yaşamak gerekiyor. Ama iş anlamında, hayatını kurma anlamında cesur olmak gerekiyor. Korkmamak gerekiyor. Sektörde çalışan ve iş yeri sahibi olmanın arasındaki farkını, zorluklarını işin tecrübeli isminden dinliyoruz. Her iş için söylüyorum. Çalışan olmak tabii daha zor ama iş yönetirken, yani bir iş yeri sahibiyseniz kafanız daha çok yoruluyor tabii. Yani insanda sürekli bir düşünce olması gerekiyor. Çünkü yapmadığın işin ödemesini planlamaya başlıyorsun. Yapmadığınız, kazanmadığınız paranın ödemesini planlıyorsunuz. Bu süreç, tabii zamanla alışıyorsunuz ama ilk zamanlar insana çok zor geliyor mesela. Çünkü hayatın boyunca hiç 5 lira borcun olmamış, bir anda ay sonu 20 bin lira, 30 bin lira ödemelerin oluyor mesela. Şimdi bunlara hazırlıklı olman gerekiyor. Ama tabii bu acemilik zamanları, bunları atlattık çok şükür. Ama bu süreçleri atlatırken zor oluyor. Yani kafa yoruluyor. Takı sektöründe aranan ürünleri vitrine koymanın önemine değinen İrfan Bey, müşteriyle olan iyi diyalogların çok önemli olduğunu dile getiriyor. Ben ilk iş yeri açma hayali kurdum ve bunu bir hafta sonra gerçekleştirdim. İmkanım yeterli değildi. Çok az sayıda ürünlerle başladım. Ama önemli olan az sayıda ürünlerle başlamak değil, aranan ürünü getirmek ve müşteriye olan ilginiz, insanlara olan ilginiz. Mesela insanlar müşteriniz olmazsa siz bir hiçsiniz. Her sektörde böyle. İnşaat sektörü olsun, gümüş sektörü olsun, takı sektörüdür, giyim sektörüdür, hangi sektör olursa olsun. Bir müşteriyle ilgilenmeyi bilmiyorsanız yani hiçbir yere gelemezsiniz.
hiçbir konumdan hiçbir konuma atlayamazsınız, level atlayamazsınız. İnsanlarla iletişiminizin güzel olması gerekiyor ve samimi olmanız gerekiyor. Yani yapay olmamanız gerekiyor. Her işte sonuç başarıya ulaşır. Eğer siz samimi, güler yüzlü bir esnafsanız, güler yüzlü bir insansanız hayat sizi başarıya ulaştırır. Günümüzde altın fiyatlarının artması kişileri gümüş takılara yönlendirdi. Gümüş takıların ekonomik, aynı zamanda kaliteli olduğuna değinen sektörün genç ve başarılı temsilcilerinden İrfan Öztürk'le gümüşe dair sohbetimiz var sırada. Gümüşün işlenmemiş ayarı 1000 ayardır. İşlendikten sonra tabii ona işlenmesi için katkı maddeleri konulması gerekiyor. İşte efendim çinkodur, şudur, budur ve ayarı düşürülüyor sonuç olaraktan. Bakır katılıyor. 925 ayara düşürülüyor. Çünkü işlenebilir olması için o ayarda olması gerekiyor. Yani her takıyı yapabilmek için o ayarda olması gerekiyor. Ve 925 ayarına düşürülüyor ve kolyeler, küpeler, bileklikler ya da efendim envai çeşit takılar yapılıyor gümüşten. Günümüzde çoğunlukla altınla birebir modeller yapılıyor. Altından sonra gelen bir maden gümüş. Yani değerli bir maden. Şu anda da efendim değeri artmaya devam ediyor. Artıyor. Önümüzdeki yıllarda bu daha da çok artacak. Bundan 5-6 yıl, belki 7 yıl sonra yakın gelecekte gümüş daha değer kazanacak. Yani işimizin geleceği güzel gözüküyor. Yani değerli olacak, daha değerli olacak. Şu an zaten değerli bir maden ama daha değerli olacak. Son birkaç yıldır altın fiyatlarının yükselmesi insanları %50 gümüşe yöneltti. Gümüş şu anda yatırım aracı olarak da kullanılıyor. Ve borsada en çok kazandıran maden gümüş. Rakam olarak %'ye vurduğumuzda çok kazandırıyor. Mesela altın o kadar kazandırmıyor. Uzun vadede de gümüş kazandıracak. Yani böyle tahmin ediyorum. Çünkü yatırımcıların da tahminlerine baktığım zaman hiçbirisi olumsuz bir cevap vermiyor. Gümüşün her geçen gün değer kazandığına dikkat çeken sektörün tecrübeli ismi İrfan Öztürk, gümüşün kullanım alanı ve değerinin daha da artacağını söylüyor. Gümüş evet pahalıya alıyorsunuz, ucuza bozduruyorsunuz. Ama bu önümüzdeki yıllarda bu değişecek. Gümüş çünkü değer kazanıyor ve daha çok kazanacak. Önümüzdeki yıllarda bu değişecek. Öncelikle bunun bilgisini vereyim. Çünkü yaşım genç olabilir. Belki tecrübesiz gözüküyorum ama ben bu işe yıllarımı verdim ve çocukluğumu verdim. Emek verdim. Yani o yüzden tahmin ediyorum. Çünkü hep böyle oldu. Geçmişten mesela altın. Altının gramı bundan 20 yıl önce neydi? 5 liraydı. Şu an 500 lira küsür mesela. Demek istediğim bu. Yani değer kazanacak. Yani eskiden ben 16-17 yıl önce çalışırken, çıraklık yaparken 200 TL haftalık alıyordum. Aldığım 200 TL'ye 3 tane çeyrek alabiliyordum. 3 çeyrek altın alabiliyordum. Ama şu anda mesela bir çalışandan bahsedelim. Bir ay çalıştığı ve aldığı asgari ücretle 3 tane çeyrek alabiliyor. Bir ayını 3 çeyreğe veriyor. Ama ben çıraklık yaptım işte. O zaman ustalık yapsaydım aldığım haftalıkla belki 8 tane çeyrek alacaktım. 9 tane çeyrek alacaktım. Ve şu zamana baktığımızdaki yaptığı paraya bakar mısınız? Kimse bunu tahmin etmiyordu. Edenler çok para kazandılar. Bu noktada gümüş de değer kazanacak. Ama bunun için biraz sabırlı olmak gerekiyor ama gümüşte asıl önemli olan işçilik. Mesela altın alırken de işçiliğe para ödüyorsunuz. Mesela 3000 liraya aldığınız bir 14 ayar altını geri bozdururken 1250-1300 lira para yapıyor. Yani burada da arada 1700 TL zararın olmuş mesela. Bu bir gerçek. 14 ayar takıda altın komple zarar. Altın 14 ayarda bir yatırım aracı değil. Altına da çok işçilik ödüyorsunuz. Mesela altında arada ödediğin işçilik 1700 TL. O ödediğin 1700 TL işçiliğe aynı işçilikte aynı taşlar kullanılaraktan gümüşleri yapılıyor. Ve bu gümüşleri 200 TL, 250 TL, 300 TL gibi fiyatları alabiliyorsunuz. Ve o işçilik hevesinizi alıyorsunuz. Aynı işçilik, aynı görüntü, aynı kalite, aynı makinede yapılıyor. Makine oda süpürülüyor, altın tozu süpürülüyor, gümüş işleniyor. Yani aynı makinelerde işleniyor. Yani altınla gümüşün arasında maden olaraktan da bir fark yok. Bileşenleri çok yakın birbirine. İletkenlikleri çok yüksek. Yani en iyi iletken altın. Daha sonrasında gümüş geliyor. Ama gümüşün takıdaki ya da kullanılabilirlik alanındaki değerinin biraz daha düşük olmasının sebebi gümüş daha erken kararıyor. Ve daha erken yıpranıyor. Mesela laptopların içinde altın vardır, gümüş vardır. Hani önümüzdeki zamanlarda bu akıllı
cihazların çıkmasıyla ister spor giyim, ister klasik giyimde gümüş takım odası önemli yer tutuyor. Özellikle son zamanlarda altın fiyatının artması gümüşe rağbeti artırdı. Altın fiyatları yükseldikçe erkekler için de, kadınlar için de yüzüklerin modelleri daha güncel olmaya başladı. Zaten bu işte başarılı olmamızın sebebi yenilikçi olmamız ve yeni ürünleri, yeni modelleri tasarlayıp getirmemiz, mağazamızda sergilememiz. Bu bize çok artısı oldu. Efendim erkekler, erkek yüzükleri olsun, kadın yüzükleri olsun hep bunlarda hep güncel modeller tasarlamaya başladık. Ve bu tasarladığımız modelleri mağazamızda satışa sunduk ve insanlar çok sevdi. Baget modelleri olsun, erkek yüzüklerinde tuğralı erkek yüzüklerinin modelleri, hepsini bunları değiştirdik, farklı güzel modeller ortaya çıkardık. Ve bu bizim satışımızı olumlu yönde etkiledi. Eskiden gümüşte markazit taşlar, böyle vintage dediğim eski ürünler böyle, otantik tarzlar, efendim böyle eski makinalarla yapılmaya çalışılmış böyle efendim eski ürünler vardı. Şu an dediğim gibi altın fiyatlarının yükselmesinden sonra altındaki bütün ürünleri yani gümüşte bulabilirsiniz. Yani altın fiyatlarının yükselmesi gümüşte yeni modellerin çıkmasına neden olmuştur yani. Bu bir gerçek. Ordu'da gümüş takı sektörünün genç ve başarılı ismi İrfan Bey, bu işte genç olmanın avantajlarını anlatırken erkeklerin ve bayanların en çok tercih ettikleri ürünleri de sıralıyor. Yani yaşlı insanlar kusura bakmasın. Yaşımızın da genç olması itibariyle biraz daha böyle hiperaktifiz. Efendim sosyal medya olsun, sık kullanıyoruz, buradan takip ediyoruz. İnsanlar neyi çok beğeniyor, neyi az beğeniyor, neyi istiyor, neyi takmak istiyor, neyi hiç sevmiyor, hangi model daha çok tutar, hangi model daha az tutar. Bunları aşağı yukarı kendime tasarımcı olduğum için tahmin edebiliyorum. Ve tahminlerimde yaptığım iş çerçevesinde söylüyorum, doğru çıkıyor. %90 başarıya ulaşıyoruz. Güzel modeller tasarlıyoruz. İnsanlar seviyor. Erkekler erkek yüzüğünü tabii ki yani erkekler yüzük alıyor. Tabii eşlerine hediye aldıkları da oluyor. Daha çok kendilerine tesbih de alıyorlar, kolye alıyorlar, bileklik alıyorlar. Yani takıya dair her şey var biz zaten. Binlerce ürün çeşidimiz var. İddialı bir mağazayız. Yani ürün çeşidi çok geniş bizde. Yani küçük bir mağazada büyük bir ürün çeşidimiz var. Aranan ürünler var. Bayanlara kolye, küpe, bileklik, saat, piercing dediğimiz bu kulağın farklı bölgelerinde kullanılan küpelerden var. Tek taş yüzük, beş taş yüzük. En çok gidenler küpe kadınlar daha çok kullanıyor. Çünkü günlük hayatta kadınlar hemen üzerimi giydim, hadi bana bir küpe lazım, bir kombin lazım, bir şey lazım dediği anda bizim gümüş küpelerimiz devreye giriyor. Hemen takıyorlar, evden çıkıyorlar. Onların kombinlerini güzelleştiriyor. Daha çok küpe satışımız var. Bileklik satışımız da güzel. Kadınların bu işte aslında her şeye ilgisi çok. Çünkü kadın dediğimiz zaman giyim ve takı çok ön planda oluyor. Bu noktada da kadınların ilgisi çok yüksek. Yani hepsine ilgisi çok yüksek. Yani dünyada kadın olduğu her yerde takı vardır diyelim. Yani yağmur ormanlarında yaşayan insanlarda bile takılar kendi elleriyle yapıyorlar. Yani ama tabii ki şimdi yerel halka baktığımız zaman dünya çerçevesinde gümüşe, takıya, altına ilgiler her zaman büyük. Çünkü kaliteli bir maden, kaliteli bir işçilik işin sonunda kullanımı getiriyor. Mesela teknolojik bir cihaz çıkıyor bir ülkede, bu tüm dünyaya dağılıyor. Neden? Çünkü kaliteli, kullanışlı bir şey. Yani bu noktada altın ve gümüş de tabii ki gümüşten söz edersek dünyada çok önemli bir yere sahip. Çünkü her şeyde kullanılıyor. Ama takı da mesela yurt dışından gelen müşterilerimiz olsun, yurt dışından gelen başka ülkelerden gelen misafirlerimiz olsun. Yani gümüşe çok büyük ilgileri var. Mesela kolye zincirler olsun. İşte kral kolye dediğimiz erkek zincir modeli var mesela. Yazın çok satıyoruz onu. Arapların tesbihe ilgisi çok fazla. Mesela Araplara tesbih çok fazla veriyoruz. Sipariş alıyoruz. Efendim, bu noktada sosyal medya çok avantajlı oluyor. Ama tabii kargo çerçevesi içinde olursa ulaştırmamız zor oluyor tabii ki.
acaba bu orijinal mi değil mi falan. İşte bu noktada güven gerekiyor. Yani güveneceğin yerden alman gerekiyor ya da sertifika alman gerekiyor. Aldığın yerden ürünün sertifikasını isteyeceksin. Eğer çok para veriyorsan. İrfan Öztürk'ten sektörde elle makine yapımı ürünler hakkındaki görüşlerini alıyoruz. El yapımı tabii ki ustalarımıza saygı duyuyoruz. Çünkü el yapımı bir işi yapmak daha zor, daha teferruatlı oluyor, daha maliyetli oluyor. Ama makine dediğimiz zaman makine şimdi saniyede 10 tane ürün yapabiliyor. Ama elde bir ürün bir günde yapılıyor. Kimisi ürün 10-15 günde yapılıyor. Mesela bu oltu tespihlerimiz, böyle özel işçilik ürünlerimiz oluyor. Bunların yapımı 10 gün, 15 gün sürüyor. Çok uzun işçilikler sürüyor. Tabii ki bunlar daha değerli oluyor. Ama bunu makine yaptığı zaman bu kadar değeri kalmıyor, olmuyor. Çünkü makine belli bir sisteme göre hareket ediyor. Ama insan bir emek veriyor oraya. Teker teker, nokta nokta işliyor. Şimdi çırak olarak çalıştığım, ilk çalıştığım atölyeye şu an bir makine aldım, bir lazer makinesi. Bu makine heykelimizi bile yapabiliyor. Yani fotoğrafını gösteriyoruz, yüklüyoruz bilgisayarına ve bu orada yüklediğimiz fotoğrafın aynısını plaka dediğimiz bizim altındır, gümüştür, bu madenlerin eritilmesiyle silindir yardımıyla inceltilmesiyle plakalar oluşur. Bu plakaların üzerine o makina işliyor. Ne istersek, ne çizersek biz bilgisayar çizimini yapıyoruz. Aynısını lazer yardımıyla kesiyor plak halinde ve kolyeler, küpeler ya da ne istiyorsanız, kendinize özel bir şey istersiniz, bunun bir resmini çekersiniz ya da çizimini siz yaparsınız. Bunun hepsini tasarlayabiliyoruz. Ya bu noktada bu makineyi de biz getirdik. Efendim, heykelinizi bile yapabiliyoruz. Bu işe dair gümüşten, altından ne istiyorsanız, yani bu işe dair tasarımlar, özel ürünlerde çıkartıyoruz. Çünkü diyorum ya, kendinize ait bir çizim yapın, size ait olsun ve o çizimi biz gerçeğe dönüştürelim takıda. Genç iş insanı İrfan Öztürk'ün gümüş takı sektörüne dair birçok ürünün bulunduğu Fidangör mevkiindeki mağazasında hiç şüphesiz baş tacı ürün tesbih. Hem İslami açıdan hem de Türk kültürü açısından bakıldığında 33 ya da 99 boncuktan ibaret değildir. Tesbih, Türk kültürünün vazgeçilmez bir parçasıdır. Tesbih, Osmanlı'dan gelen bir kültür. Bize, yani dünyanın çok yerinde var ama Türk toplumunda da önemli. Hatta bir büyüğümden duymuştum, Osmanlı zamanında tesbih olmayana kız vermezlermiş. Güzel bir tesbih olmayana böyle. Tesbihin kültürümüzdeki yeri bence önemli. Çünkü ama şimdi gençlerimiz sokakta elinde sallıyor falan. Bu doğru değil. Yani tesbih mesela bir aksesuardır. Böyle tek başına bir mekana gittiğinde birilerini bekliyorken canın sıkılır. Ve eski zamanda telefonlar yoktu. Şu an telefonu elimize alıyoruz, oynuyoruz. Eski zaman telefonlar yoktu mesela. Bir yere gittiğimizde birini beklerken, bir şey olurken canınız sıkılır. Hem bir duayı çekersiniz, besmele çekersiniz. Efendim canınız sıkılmaz, stresinizi atar. Mesela kimi taşlar doğal taşlardır ve elinizde oynadıkça sizin stresinizi alır. Sizi rahatlatır. Mesela kehribarın zamanında, Osmanlı zamanında kehribar odaları varmış. Mesela bazı hastalıkları burada tedavi ediyorlarmış. Yani kehribarın önemi çok fazla. Ya da o tesbihlerdeki doğal taşların önemi çok fazla. Mesela amatist taşı nazara iyi gelir. Ya da firuze taşı nazara iyi gelir. İşte kehribar bereket taşıdır. Hani gibi mesela. Ya bunlar biraz arkeolojik oluyor gibi ama sağlık açısından çok faydası var taşların. Mesela sabır, sinire iyi geliyor. İşte Alzheimer hastalığına iyi gelen taşlar var. Efendim çocuklar diş çıkarırken kehribar kolye alıyorlar mesela. Yani bunların hep olumlu etkileri var. Tesbih şu an günümüzde de hediye amaçlı kullanılıyor. Yani erkek müşterilerim de tabii ki tesbih sever müşterilerim var. Erkekler de kendilerine tesbih alıyorlar tabii ki. Ama kadınlar da erkeklere tesbih hediye alıyorlar. Koleksiyon yapanlar da var. Yüzlerce tesbih olan müşterim var. Gene gelip farklı bir rengini bulup onu benden alıyor. Ya da bana sipariş veriyor. Ben yaptırıyorum ustama. Erzurum'da ustamız var. Ya da Türkiye'nin bazı yerlerinde yine ustalarımız var. Bunların çalışmaları sonucunda güzel ürünler ortaya çıkıyor ve müşterilerimize ulaştırıyoruz. Ordu genelinde gözlemlediğim, orada sıkma kehribarı dediğimiz tesbihler daha ön planda.
Ama nadir de olsa çok güzel işçiliği olan tespihlerde veriyoruz tabii müşterilerimize, iş adamları olsun. Efendim çok değerli müşterilerimiz var. Bunlara özel siparişler yapıyoruz tespihte. Oltu tespihler, efendim kehribar tespihler. Onlara özel, isme özel tespihler, işçilikli yapıyoruz bunlara. Sektörün başarılı isminden herkesin merak ettiği konu var sırada. Gümüşün fiyatı neye göre belirlenir, nelerden etkilenir? Dolar ve altınla nasıl bir ilişkisi vardır? İşin bilir kişisinden dinliyoruz. Bir gümüş koli alırken 2 yıl, 3 yıl öncesine kadar mesela 70 TL'ye, 80 TL'ye satabiliyorduk mesela. Bizi de kurtarıyordu. Yani para kazanıyorduk ve satıyorduk. Şu zamana geldiğimizde bir gümüş kolyeyi biz 100 TL'ye alıp 150 TL'ye satamıyoruz. Yani sektör yani değerlendikçe işte alım gücü düşüyor. Çünkü asgari ücret belli. İnsanlar biliyorsunuz işte bu pandemi dolayısıyla herkes etkilendi. Yani biz de etkilendik, bütün esnaf etkilendi. Yani her şey arttı. Mesela 50 bin liraya aldığımız araba oldu 150 bin lira. Her şey arttı. Ne oluyor? Bu sefer alım gücü düşüyor. Ve bizim de satışımız düşüyor. Yani ürün isterse 1000 lira olsun, 2000 lira olsun satışımız düşüyor. Yani doların artması tüm sektörü etkiliyor gerçi. Sadece bizim sektörümüz değil. Tabii bunun önüne geçilmesi gerekiyor. Ya da bir denge olması gerekiyor. Dolar olduğu yerde durursa gümüş artar. Çünkü dolarla gümüş zıt orantılı şeyler. Dolar artarsa gümüş onun altında kalır. Ama dolar bir noktada sabit kalırsa gümüş artmaya başlar ve devam eder. Altınla gümüş geçmişte aynı noktada hareket ederlerdi. Mesela altının gramı 50 TL iken gümüşün gramı 1 TL'ydi diyelim. 50 kat fark vardı aralarında. Ama günümüze baktığımızda altın şu an fiyatı 530 TL. Gümüşün has gram fiyatı 7 TL. Mesela arada ne 50 katı ne 60 katı. Yani daha fazla bir fark var. Yani bu farkın kapanması gerekiyor. İşte bu noktada dolar etkiliyor gümüşü. Doların yükselmesi gümüşü bastırıyor. Dolar yükseldikçe gümüş basılıyor. Ve bu şekilde gümüş yükselemiyor. Kıpırdanamıyor. Çünkü zıt orantılı şeyler. Yani gümüş olması gereken derde değil. Artacak. Sektördeki gelişmeleri yakından takip eden ve bunlara ayak uyduran İrfan Bey, takı ürünlerinin internet ortamında satışlarının da yapıldığı günümüzde bu tür alışverişlerin görmeden, denenmeden alınmasının doğru olmadığını vurguluyor. Takı sektöründe insanlar görmediği, dokunmadığı, denemediği, kendine yakıştırmadığı ürünü bir fotoğraf yardımıyla internetten alması doğru değil. Zaten çoğunlukla mağazadan alınıyor, bu alışverişler yapılıyor. Çünkü burada mesela yüzlerce çeşidimiz var, erkek yüzünde olsun. O gelip o çeşidin içinden deniyor teker teker, hangisi bana yakışıyor, hangisi bana daha güzel yakışır, hangisi daha iyi durur. Bunları denemek istiyor, görmek istiyor. Bu tarz alışverişler hediye olduğu zaman internetten alınabiliyor. Mesela zamanınız yok, işte efendim hediye almanız gerekiyor. Bu sefer internet yardımcınız oluyor. İşte evden çalışıyorsunuz, dışarı çıkamıyorsunuz. Bu noktada internet size çok büyük bir avantaj. Oradan alınıyor. Ama çoğunlukla takı dediğimiz zaman görmeden, kendine yakıştırmadan öyle bir fotoğraf yardımıyla alınacak bir şey değil. Alınmıyordu zaten. Çoğunlukla hediye olaraktan internet kullanılıyor. Sektörün Ordu'da birçok temsilcisi olduğuna dikkat çeken genç iş insanı İrfan Öztürk, önemli olanın müşteriyle iyi diyalogların kurulması ve aile ortamı sıcaklığının verilmesi olduğunun altını çiziyor. Bu işte rakibimiz var, çok var hatta efendim, ama ben kimseyi rakip olarak görmüyorum, kimse de beni rakip olarak görmesin. Çünkü ben herkese saygı duyuyorum ve herkes kalbinin ekmeğini yer. Yani bu laf çok doğru bir laf. Çünkü herkesin nasibi ayrıdır. Bu tartışılmaz bir şey. Diyorum ya, ben gelen her müşterimle özenle ilgileniyorum. Ve müşterilerimle bir aile gibiyim. Ya bu çok önemli bir şey. Müşterimle yani buraya geldiği zaman sanki kendi evine girmiş gibi hissediyor. Çünkü ben buraya korkutucu bir dekorasyon yapmadım. İnsanlarla burada çok sıcak bir sohbet oluyor.
Yani aile gibiyiz müşterimle. Buraya geliyorlar, işte efendim hadi çayımızı söyle, işte hadi içeceğimizi söyle, işte takılarını bakıyorlar, alışverişlerini yapıyorlar ve güzel bir şekilde uğurluyoruz, gidiyorlar. Yani bu çok önemli. Müşterinle aile olabilmek. Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır sözü her ne kadar doğruysa İrfan Bey için de o kadar eksik kalıyor. Çünkü onun arkasında bir değil, iki bayan var. Kız kardeşi Ezgi Öztürk ve nişanlısı Cansu Maden. Ya şimdi bizim işler kuyum işleri olsun, işte bizim gümüş işleri olsun. Zaten bunların hepsi kuyum işi oluyor. Ya bizim işler değerli işler. Ve bu işte güvenebileceğin insanlar gerekiyor sana. Benim nişanlım ve kız kardeşim bana çok büyük destekleri oldu. Beni yalnız bırakmadılar hiçbir noktada. Çevreme çevre kattılar. Bana çok destek oldular. Onlar da burada kendine ait müşterileri var. Bana çok yardımcı oldular. Cansu, Ezgi. Ya onlara da çok teşekkür ediyorum. Çünkü belli bir yere gelmemizde onların da çok büyük payları var. Arkamızda güvenebileceğimiz iki tane insan var. O yüzden hiç gözüm arkada değil. Sektörün başarılı temsilcisinden olmazsa olmazını, en çok önem verdiği konuyu merak ediyor ve kendisinden dinliyoruz. Burada işimde önem verdiğim tek şey müşteri olan ilgi. Burada kim çalışıyorsa çalışsın, kendim de olsam, sinirli olabilirsin, kızgın olabilirsin ama buraya girdiğin anda bunları o kapının önünde bırakacaksın. Bunlar çok önemli. Yani müşteriye olan ilgin çok önemli. Yani müşteri bir şey almak zorunda değil. Ha, gelir, bakar, hoşuna gider, gitmez. Ama sen her zaman onunla iyi ilgilenmelisin. Yani o noktada en önemsediğim şey, burada olmaz dediğim şey müşteriye olan ilgi. Yani bu olmazsa olmazımız. Ticarette cesur olanların kazanacağını söyleyen İrfan Öztürk, takı gümüş sektöründe iş yapmak isteyenlere bakın ne tavsiyelerde bulunuyor. Bu işi yapmak isteyen gençlere inşallah yapsınlar. Korkmasınlar bir şeyden tabii ki. Ama şu an doların fiyatı, yani şanssız zamandalar. Çünkü ben burayı kurarken 20 bin lira olan bir şey şu an 100 bin lira. Yani her şey çok arttı. Ben kurarken dolar 4 TL idi. Şu an dolar 9 TL. Ve o zaman gümüş de ucuzdu. Gümüş o zaman 1,5 TL idi. Şu an gümüş 7 TL. Yani o zaman 100 bin liralık ürünleri şu an 700 bin TL. Yani şu an bu işi kurmak genç işi değil. Ama yaptıkları işi sevsinler. O işte başarılı olsunlar. Yani o işten korkmasınlar. O işe yapmaktan, o işe soyunmaktan, o işle alakalı bir iş kurmaktan korkmasınlar. Çünkü şu an korktukları durumdayken ne yapabiliyorlar? Şu an korktuktaki durumlarda yani aldıkları maaşa bağımlı bir şekilde ilerliyorlar. Ne aşağı ne yukarı. Ne kadar çok çalışırsan o kadar çok değil. Ne kadar istersen az çalış, çok çalış, ay sonu gelsin belli bir para alıyorsun. Ama kendi işini yaptığın zaman ve severek yaptığın zaman o işte başarılı olmama şansın çok düşük. Bu yüzden cesur olacaksın. Korkmayacaksın. Adım atmaktan korkmayacaksın. Mesela kaplumbağa kafasını kabuğundan çıkardığı zaman hareket edebiliyor. O yüzden hayatta cesur olanları sever. Kendisine güveni tam, iş bilgisi tamam. Ordunun genç ve başarılı olduğu kadar cesur iş insanı İrfan Öztürk. O kararlı ve cesur adımınla ordulu bir gencin neler yapabileceğini gösterdiğin ve böyle bir yolu açtığın için takı gümüş sektöründe şehrimize kazandırdığın ivme için teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.